Koydun mu dikeni? Ne derlerdi buna? Bunun adını pek bilmem. Ama beni geçti. Maşallah. Su, tabandan suyu, gübreyi görünce mi? He, şeyden alıyor. Yani gübre atmadım da yukarıdan alıyor. İşte. Ne yapmışsın emmi buraya sen bak maşallah. Buraya bir tane toprak çektik. Buranın toprağı değil bu. Ha, dışarıdan getirdik. Oh. Şuna bak, çiçekler falan ne biçim. Ah. Patlıcanlar olmuş. Patlıcanlar meyvesini vermedi de. Şu olmuş gibi göstersene bir. Maşallah. Ha küçükmüş daha. Ya, daha yeni, ha, yeni sapı diyorum. Olmuş da. Sapı da. Yeni görmüş. Görmedim ben onu. Maşallah. Salatalıklar çiçekte. Onlar şey. Bu gözlükten acıyor. Acır mı? Acıyor. Biberler. Ya, biber. Ah oh, çiçek. Nerede sen var? Çiçeklere baksana şu an. Maşallah. Misirler benden boylu. Bu sene biraz havalar serin gidince. Ondan geç kaldı bu. Geç kaldı meyveye dönmeler. Şimdi ne arasam içeride buldu. Şuradan bostana girelim. Ne demişler emmi? Bakarsan bak. Bakmazsan da. Daha olur. Oo, damlama sulama da var. Damlama sulamayı Palaz'ın oğlu yapmadı. Çiğen kalamadın Ayşe'nin oğlu. İyi olmuş. Palaz'ın onun annesinin adı da Kozluya su ver. Akraba olur. Şenol abinin oğlu. He? Şenol abinin oğlu mu? Yok. Palaz'ın ustanın oğlu. Tamam. Kalamadın Ayşe'nin oğlu. Tamam. Gayveci. Bu yapmış. Sağ olsun. Allah razı olsun. Çiçekler de güzel. Evet. Sulama derdi de yok. İyi yani, böyle. Şu kıyıları suluyorum da buraya salıveriyor suyu. İyi. Sulama suluyor işte. Maşallah domatesler benim boyumda baksana. Vallahi güzelmiş. Toprak abi şimdi onu şeyden getirdi. Ne derler oraya şu. Düz içi mi? Yok. İşte düz içini ötüyorum. Akşam oradan toprağından. Hmm. Oradan böyle bitti. Biraz da gübre döktüm. Doğal gübre. Ters mi döktün? Ters yani. Ters. Gözlü gübre yok. En güzel emmi. Sağlıklısı o. Burada İmamoğlu var. Çuvarla 18 çuval getirdi buraya. El arabasıyla evinde. Oo. Adam eksen adam biter yani. Ha. Toprak taze. İşlenmemiş. Gübre bol. Şimdi emmi, ilk önce bir seni tanıyalım emmi. Ne derler? Bana Kozlu Ahmet derler. Kozlu Ahmet. Derelim ustanın oğlu. Benim bir sürü bakış adım var. Kasaba Ahmet derler. Kasaba Ahmet oldu sonra. Ondan sonra. Şimdi... Gittik dolaştık. Şimdi babamın kerevde oturuyor işte. Allah rahmet eylesin. Anam babam ebem. Bıraktılar gittiler burayı. Güzel olmuş. Bayağı tertiplemişsin, düzenlemişsin. He. Bahçe güzel olmuş. Ortam güzel, serin, oh yaz günü. Şimdi şeye baktın mıydı, bir köy kadar evlat var. Biz burada yalnız oturuyoruz işte. Bir dolarlar bazen, bayramda yarısı geldi. Yarısı, torun 11 tane yarısı.
Olacağım bir devir devran öyle. Tabii işte herkes doğan büyüyor, büyüyen gidiyor. Döngü o şekilde devam ediyor. Gün gelecek bize de aynı şekilde gelecek. Herkes olur. Yine yokluyorlar ya bayramlarda, seyranlarda, o da yeter Allah yani. Allah razı olsun, hepsi gelir. Allah razı olsun. Şimdi eski günlerden bahsedelim. İlk kasaba Ahmet olmadan önce neyle uğraşırdın? Ben daha kasabama olmadan önce Oğuz'da çobancılık yapardım. Çobancılık. Ondan sonra çiğ sürerdim. Her bir şey yaptım ben ama benim yapmadığım iş kalmadı. Tarımla ilgili uğraştın. Cambazlık var mıydı? Ondan sonra cambazlığa başladı işte. Tarancılık yaptık. 7-8 sene. Değirmen, kendi değirmeniniz mi? Değirmen değil. Kirayla uçtum. Kirayla. Ha, bir aşağı mahallede bir değirmen vardı. Oraya yıkıldı şimdi. Hmm. Öğretmen vardı. Onunla otardık. Cihan'ın evinin karşısında. Karşısındaki. Orada 6-7 sene, 2 sene o zaman bozulamadık. Gelelim ustalanamaz. Karışık oldu. Sonra kasaplık Bozkır'da mıydı? Kasap... Deredeydi kasaplık. İki yerde kasap dükkanı vardı benim derede. Biri Sabri Hoca'nın dükkanının üstünde, biri belediyenin altında. Şimdi daha benim Kancalı Hakan'dır. O belediye şeye çıkarsan, Sarı Ocağı'na çıkarsan. Ha, orada duruyor. Orada dükkanıydı. Ondan sonra Bozkır'a açtık, gittik. 11 sene de Bozkır'da çalıştık. Ondan sonra işte her bir şey bitti. Alacağım. Devir devran ha. Teknoloji derken. Şimdi önecekte kaybeden muhabbet. Şimdi işte yatıyoruz. Bakın beniyoruz biraz işte. Çocuklar gelirse bir Mustafa et ekmekçi Bozkır'da sağ olsun o gelip götürüyor bazen. Belki yarın gelir gideriz bir yere. Ortam güzel. Köyün eski de enerjisi de yok yani. Eskiden çok kalabalıktı. Ya şimdi adam kalmadı. Köy bitti şimdi. Ama yine güzel. Çoğu köye göre yine güzel ama. Ya köyün gereği. Su bir defa buraya düzelten su. Eskiden nasıldı? Böyle ticaretin mesela iki tane kasap dükkanın vardı diyor. Bu ha, yani birini kapattım birini açtım. Ha birini kapattım. Ondan sonra seyyar. O da belediyenin bir şeyi var. Çok seyyar et kesti burada. 11 kişi et keserdik. 11 kişi. Herkes kendi. Birer kişi tane davar keserdik günde. Ben iki tane keserdim her gün. Daha da yetti. Dükkan yok orada. Musa'nın yanında. O maşallah. O kadar nüfus vardı o, demek. Tabii o kadar. Yüz geldi miydi? Millet doluydu. Şimdi kimse kalmadı işte. Devir devran değişti değil mi? İnsanlar şehirlere göç etti. Ama şimdi biraz farkındaysan insanlar da şehirden de köylere gelmeye başladı değil mi biraz? Buraya yani? Gelen az. Çok az. Kıymet yok. Gelen de pek insan içine girmez. Yavaş yavaş şimdi bir anda İstanbul'dan emekli olmadan gelme şansı yok. Emekli olan da gelemiyor. Çok kötü oldu ya şimdi. Ne gelecek? O da doğru. Gelmeyi istese de gelemiyor değil mi? Şimdi bir zamanda bir kürdarası derler adam vardı burada rahmetli. Yaşlı. Ben küçük derdim o da bana tana derdi. Ben et keserim. Dağıdırın o da Akma'dan iki sele elma getirmiş. Saplı selelerde. Yoz elma. Elmalar böyle böyleydi. Rayvenim onu da satmış. Bana gel lan dedi. Bir okyun oynayalım. Oyun oynadık. Ya eti bitirdin dedi. Bitirdim gel dedim. Bir başladık. Karpuzuna dedi. Umudik'te de karpuz satılıyor. Bir oyun oynadık. Ben onu yendim. Kaybedik işçilerimizin parasını demiş diye binden şuraya gazaga elmanın paralarını doldurmuş. Ceketli gazak, kollu gazakı var. Onun cebine. Ondan sonra gittik bir de karpuz aldık. Karpuzu da kestik. Bir kişi daha geldi. Umudik üçümüz yedik. Elmanın parasını karpuza verince bitmiş. Anca o çaylarla şeyin parasını, karpuzun parasını etmiş elmalar. İki sel elma. Dümecek'te de millet dolu. Belki 150 kişi var. Bilmiyorsun böyle gezerler. Duyduk duymadık bir tanaya iki sel elmayı yedirdim de. Bağır rahmetli. Onlar da buna ne oldu derler. Halbuki iki sel elmayı bitirmiş bu karpuzla şeye de tanaya yedirdim diyor. Eskiden zevk çok oldu ama şimdi... Eğlenceliymiş köy. Köy eğlenceliydi eskiden şimdi kimse. Günler nasıl geçiyor? Valla işte yatıp evde çıkıyoruz bir... Öğlen camiye gidiyoruz. Camiden ev Umudiyen'e biraz oturup... Şimdi yine camiye gideriz. Oradan Umudiyen'e biraz daha oturuyoruz. Yarın öğlene kadar çıkmam. Hayat bu şekilde geçiyor. Hmm, ne yapacağız? Rabbim sağlık sıhhat versin de. Amin.
Maşallah. Dalından tazecik. Hop. Ya benim şu güneş arkadan geliyor ya. Evde ben pek sinek de olmaz şey yaparım. Ben pus puslu da şey var. Yapışan sinek geliyor. Bant ha. Onun için pek sinekten ben şey diyorum. Ne yapıyorsun? Niye sen? Seni çekiyorum komutanım. Niye ben çekiyorum? Hatıra kalsın. Olmaz mı? Teşekkür ederim. Bak bir zamanda benim bir çocukları var. Baba diler Bozkır'da bir Yakup var şu bu. Burası çaktım. Tazmazdı ama arkadaş olmuşlar. O şeye, şeyden. Belki de bilindir ha. Konuştuyduk ya komutanım.
Kaç kişi?